Burası neydi? Evet. Neydi burada? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evin bir odasını köpek için ayırdık. Bu odada sadece köpek yaşıyordu. Biz ne yaptık? Buralara komple gazete serdik. Daha sonra her gün biraz daha azalta bir gazete kalana kadar köpeğimizi o şekilde eğittik. Şu an tabii ki ben size göstermek için bu gazeteleri serdim. Normalde bizim köpeğimiz o kadar diğerlik iletmiyoruz zaten. Sadece bir parça gazete koyup o gazete üzerine tuvaletini yapıyor. Evet dedi, gel bu tarafa doğru. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köpeğimiz gazeteli olan yerde tuvaletini yaptı. Ama benim köpeğim normal şartlarda zaten burada gazete olmazsa bile tuvaletini yapmaz. Beni bekler. Ve oldu dedi. Şöyle bir durum var. Biz bu köpeği kaldığımızda öncelikle şu oradan boştu. Sonra ne yaptık? Yere komple gazeteleri serdik. Köpek için bir tane minder koyduk, orada yattı. Tuvaleti geldiği zaman gazete üzerine çıkıp tuvaletini yapıyordu. Ha, bu akşam olduğu an, geceleri mesela aşağı indiremiyoruz. Yoksa gündüzleri zaten tuvalete götürüp getiriyoruz kendisine. Ne yapıyorsun? Daha sonra her geçen gün gazeteleri azalta ta ki bir parça gazete kalana kadar, şöyle göstereyim. Şöyle. Şu kadar yeterli. Sadece bu kadar bir gazeteyi yere serip köpeğimiz bu odaya geldiği zaman, hani gündüzleri tabii ki bu odada kalmıyor. Evin herhangi bir yerinde dolaşıyor köpeğimiz. Tuvaleti geldiği zaman eğer biz evde yoksak ne yapıyor? Gazete üzerinde tuvaletini yapıyor ve ben o gazeteyi topluyorum, çöpe atıyorum. Dışarıya tabii ki. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani ilk gün biliyorum zordur çünkü birçok arkadaş bana yazmış. Abi evimize köpek aldık ama maalesef halı üzerine tuvaletini yapıyor. Herhangi bir yere yapıyor tuvaletini veya. Ama bu şekilde eğer alıştırırsanız emin olun tuvalet alışkanlığı olacaktır köpekte. Ben köpeğime neler mi aldım mesela? Bakın şurada gördüğünüz gibi bir sürü gazete var. Bunlar tuvalet için bu gazeteler. Ben bunları kilosunu 5 liraya aldım. Köpeğimiz için bir tarak var. Yüzeri çünkü bu şekilde sürekli taraman gerekiyor. Onun dışında biliyorsunuz belli bir dönem sonra dediler de şey burada şey var ha burada. Belli bir zaman sonra arkadaşlar şey oldu. Köpeklerde hasta olsa tüy dökme başlıyor. Tabii bizim köpeğimizde şu anda tüy dökme başlamadı ama ileride başlayacaktır. O yüzden şöyle bir rulo yapışkan elbiselerinizin üzerine temizleyebilirsiniz. Kedi beslerine daha doğrusu en fazla onlar kullanıyor bunları. Çünkü köpekte kedi kadar tüy dökme olayı yok. Daha az kediye göre. Tamam dedi, sen aşağı in aşkım. bakın gördüğünüz gibi. Devleşti aşkım. Devleşti bak. Hadi git. Evin içinde salonda bizim de oturduğu zaman neydi? Ben ona şey atmışım mesela. Kırmızı bir tane örtü açmışım. Onun üzerine yatıyor. Çünkü neden onun üzerine yatıyor? Alışkanlık kazanması için. Çünkü yarın bir gün Lady büyüdüğü zaman ister istemez az da olsa tüy dökecek. Ve halı herhangi bir yerde tüy olacağına en azından tek bir yerde tüy olması daha mantıklıdır. Değil mi Lady? Lady. Buraya gel. Otur Lady. Aferin Lady'me. Havla. Aferin Lady'me. Gördüğünüz gibi Lady komutları dinliyor. Bu kırmızı örtü sadece Lady için açılmış. Yani Lady halı üzerinde herhangi bir yere oturmuyor. Sadece yatacağı zaman bu örtü üzerinde yatıyor. Örneğin biz bu salona geçtiğimiz zaman oturuyoruz, televizyon izliyoruz. Lady yanımıza gelip halı üzerine değil sadece örtü üzerine oturuyor. Biz bu şekilde kendisini alıştırdık. Bu da şundan dolayı yarın bir gün büyüdüğü zaman zorluk çekmemiz için. Çünkü halı üzerine yattığı zaman şu durum olacak arkadaşlar. Tüyleri ister istemez dökülmeler olacak. Halı üzerinde nerede tüy olup olmadığını bulmak bayağı zor olur. Çünkü tüy yapışıyor, şuraya yapışır, oraya yapışır. Temizlemek çok zor olacağı için en iyisi köpeğiniz küçükken bu şekilde örtü koyup üzerinde yatırabilirsiniz. Eğer salonda oturuyorsanız veya başka bir odadaysanız. Bir dakika bu şekilde alışkanlık kazanması çok çok iyi bir davranıştır. Biz köpeğimize çok iyi eğitim verdik. Eğitim verirken tabii ki kendim eğitim verdim. Hani bir eğitmenle değil. Ben köpeğime ödül vermesem de buraya geldiğin zaman gelir, oturduğun zaman oturur, pati ver. Tuvaletini buraya yap dediğim zaman yapar. Bunun birkaç örneği var. Videolar çektim onun için. Yani köpeğimiz 4 dörtlük eğitim aldı. Bu eğitimini ben kendim verdim. Hani başka birini getirip de köpeğimi eğitmedim.
Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz tabii ki. Geçenlerde biri sormuştu, abi köpeğe otur dediğin zaman nasıl oturdu? Şimdi köpeğimiz oturma komutunu şu şekilde yaptı biz kendisine. El hareketi şu şekilde, tabii karşısına geçiyorsunuz. Elinizde bir tane ödül olması. Benim köpeğime örnek vereyim. Lady otur dedim. Şu şekilde otur, otur. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ayakta durduğu anda ne yapıyor? Bekliyor, bekliyor, sonra oturuyor. Mamasını veriyorum. Sonra diğer tarafa geçiyorum. Dolayısıyla köpek benimle geliyor. Ayakta. Lady aynı şekilde otur, 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 otur diye diye artık köpek o şekilde o komutları anlıyor. Ve oturuyor, mamasını veriyorum. Bu şekilde bir ay boyunca ben bunu eğittim. Ondan sonra köpeğimize şu şekilde dedik. Lady patiler. Lady patiler. Vermediği zaman mamasını vermiyordu. Sonra patisini ben kendim eline alıyordum, mamasını veriyordum. Aynı şekilde Lady patiler vermiyordu. Eline alıyordum patisini, mama veriyordum. Ondan sonra bu şekilde yapınca köpek ister istemez alışkanlık kazanıyor ve patisini kendi vermeye başlıyor. Onun dışında köpeğimizin aşıları günü geldiğini yapılıyor. Yemeği, suyu, tabii ki fazla yemek vermek değil değildir. Günde iki sefer veriyorum ben köpeğime. Yani fazla köpeğinize yemek verirseniz ister istemez köpeğiniz bazen yemeğini kusabiliyor. O yüzden şu anda benim köpeğim için ideal öğün iki öğündür. Ve belli bir saatleri var. O saat dışında yemek vermiyorum. Tabii suyu her zaman veriyoruz. Onun dışında ne söyleyeceklerim var mı? Herhangi bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.